Test 3 vektörler. Evet arkadaşlar, bir bakalım. Değişik değişik sorular hep geldi, gelmeye devam edecek. Sayfa düzleminde A artı B ve B eksi C var. Şimdi A artı B ve B eksi C. Bizden istenen şeye bakın arkadaşlar. A artı C. Zaten A var burada. C var ama eksi. Bana artı lazım. Bir de B'den kurtulmam lazım. Yaptığım işleme dikkat edin. A artı B ile görüyor musunuz? B eksi C var. Bakın B eksi C. Ben bunu çıkartırsam ne elde ederim? Artı B ile eksi B gider. A burada. Eksi eksi artı C. O halde A artı B ile B eksi C'yi çıkaracağım. Dikkat edin. A artı B. B eksi C aşağıydı. Çıkartıyorum yukarıya doğru. O zaman bileşkemiz bu. Bu da bana o zaman neyi veriyor arkadaşlar? A artı C. Anlaşıldı değil mi? 1 ve yön olarak 2 numaralı yön olmuş oluyor. Dursun bakalım. Bu birazcık daha ötekine göre zor geldi. Gelecek zaten hep. Değil mi? Kolay olmayacak. Bakalım. A artı B var. D eksi C, B eksi C istenen şey A artı D isteniyor. Ne yaparsın? Daha doğrusu bu soru bankası. Yani siz çözüp de geldiniz zaten. Ya da çözemeyip de geldiniz zaten. Belki. Dur bir daha bu düşünürsün. Şimdi A artı D var arkadaşlar. Bir dakika bakalım. Şu A artı B'yi alsam. D eksi C var. D eksi C var. Toplasam. A artı D var burada ama bir B var bir de C var. Doğru mu? Bir de bakın B eksi C var. B eksi C. Çıkarırsam ne elde ederim? Bakın şimdi. Artı D ile bu A var burada. A artı D. Bunu yakaladım. Artı B ile eksi B birimini ne yapar? Götürür. Eksi C ile eksi eksi artı C birimini götürür. Ne kalır? A artı D. Yani yapmam gereken sadece bu 3 vektörü artı ama şuradaki eksiye dikkat etmeni istiyorum. Çıkarması. Yani geliyorum A artı B ile D eksi C'ye topluyorum. Bunun ucuna bunu ekleyeceğim. Bunun ucuna 1'e 2 ekledim. Buradayım. B eksi C'yi çıkartacağım. B eksi C çapraz bu tarafa gidiyordu. Bu. O halde bileşke vektörümüz ne oldu arkadaşlar? Başlangıç nokta, bitiş noktası şu. 2'ye 1 arkadaşlar. Dolayısıyla bu bizim elde ettiğimiz vektör A artı D vektörü olmuş oldu. Geçiyorum. 3 numaralı soru. A eksi B, C, C artı B ve bizden istenen şey ne? A. Şimdi A'yı istiyor. A eksi B burada var. A eksi B'yi alıyorum. Ben A'yı bulmam için B'den kurtulmam lazım. Eksi B. Hemen şunu da toplasam. B artı C ile toplayayım ki B'ler gitsin. Bir C var ama bakın burada. Bunlar gider. A artı C kaldı. C'yi de çıkarsam bununla bu gider. Elde ettiğim şey A. Ne yaptım ona bakıyorum. A eksi B'yle B artı C'yi topluyorum. C'yi çıkartıyorum. Geliyorum. Bakın şimdi mor olsun. Buradayım. Yeşile geldik. Bu. B artı C'yi ekliyorum ucuna. 2 kare. Bu. Eksi C yapıyorum. C aşağıya 2 kare. Çık yukarı 2 kare. Bu. Başı bu, sonu bu. Al sana bu. Yukarı doğru bir birimlik bir vektörden bahsediyoruz. Geldim. 4 numaralı soruya. K, L, M'nin toplamı R. Nerede bu? K, L var. M'yi otomatik olarak buluyorum zaten. Onu istemiş. K'nın ucuna L'yi koyacağım bak. O burada. R buysa M'nin şöyle olması lazım. K, L, M. Değil mi? Sağ tarafa doğru. 3. Kolaydı. Biliyorum. Zaten yapmıştım bunu. Doğru mu? Gelsin bakalım. M vektörü. Şimdi K vektörü var. M artı L var. K eksi 2 L var. Şimdi M'yi istiyorsam M artı L'den başlıyorum. Bak istenilen şeyi yazıyorum arkadaşlar. M artı L. L'den kurtulacağım. Bakın burada eksi var. Bununla dikkat edin. Topluyorum neyi? K eksi 2 L'yi topluyorum. Ne elde ederim? M var burada. Bakın.
M var. Bu artı L var, eksi 2 L var. Gördünüz mü? Kurtarmak için şöyle yapalım o zaman. Şu kısmı bir alayım önce. Burayı bir sıfırlayalım. Hocam şunu bir başına bir 2 ile çarpsak. Neden? 2 ile eksi 2 ile oh be lepten kurtulduk, rahatladık. 2 ile eksi 2 ile çöpe gitti. Şunla şu çöpe gitti. Ne var burada o zaman? 2m artı k kaldı. Arkadaşlar bir k var zaten. Bununla buna da eksi k'yı eklerseniz 2m'yi elde edersiniz. 2m'yi 2'ye bölerseniz de 1m elde edersiniz. O hocam ne yaptınız? Şimdi ne yaptığımı göstereceğim. Arkadaşlar. M artı L'nin 2 katını aldım. Bunun 2 katını aldım. K eksi L'yi ucuna ekledim. 2 kare. Buradayım. Eksi K yaptım. K yukarı çıkıyor. İndir aşağıya. Buradayım. Bulduğum şu vektör benim 2 M vektörüydü. M istediği için M bu arkadaşlar. M vektörü nedir? M vektörü sola bir birimdir. Şıklardan bulursun. Tamam mı? Bak A, B, C, D, E, F, G. Vitamin hapları gibi yani. 28'e kadar. B1, B2, B28'e kadar gidiyor arkadaşlar. Kaçın soruydu bu? 5 numaralı soruydu. Geçiyorum. Evet, K, L, M ile ilgili bir soru daha var. Zaten K, L, M 0. Bursa'yı yakaladım. K, L, M'nin toplamı 0. Bakın, K, L, M'nin toplamı 0. Ya M'yi at öteki tarafa, eksi M. O zaman bu da doğru. M artı K, L'yi veriyor mu o zaman? Bak, M, K. M, K, L'yi vermez. M, L öteki tarafa yine ne yapar? Eksi olur. Eksi değil. Cevap 6'da 1 ve 2 arkadaşlar. O güzel bir yorum sorusu. Aynı düzlemde A, B ve bileşkelerini vermiş. Hangileri doğru? Bakın. Açılar aynıysa, ya açı aynıysa, bu ortadan çıktıysa A ile B aynıdır ki açı ortadan çıkmıştır bileşke. Bu doğrudur. Açı alfa büyük beta küçük. Beta küçük, yani şöyle vereyim ben bunu. Arkadaşlar cümlemi hatırla. Bileşki vektör açıca kime yakınsa, pardon bu beta, kime yakınsa o vektör diğer vektörden büyüktür. A vektörü B'den büyüktür. Bakın. Doğru. Tamam mıyız? Bir daha geliyor. Evet, çok yaşayalım. A ve B vektörü, özür dilerim, A ve B açısı 90 ya da küçükse, dar açıysa ya da küçükse, arkadaşlar 90 olduğunda R vektörü bileşke hipotenüzdür. A'dan da B'den de büyüktür. Dar açıysa en büyük zaten odur yine. A, B ve R'den, yani üçünden büyüklüğü en fazla olan kimdir? R'dir. Bu da doğru bir soru olmuş oldu arkadaşlar. Arada bakıyorum soruları yanlış çözmeyeyim ha diye. Değil mi? Ne gerek var bir daha yanlış çözeceğiz ki? Tamam. K artı L, K eksi L var. Topla gel. K artı L, K eksi L derken 2K. Toplamımız bu zaten 2K. O zaman K bu. Güzel oldu. Bitti. Şiddetleri farklı. Yönü kuzey doğu. Arkadaşlar doğuyu batıyı bilelim. Kuzey, güney, batı, doğu. Kuzey doğu. Arkadaşlar kuzey doğu denirse tam ortadan denir. Yani kuzey ile doğu arası değildir. Kuzey doğu tam ortadandır. Ve güney batı bileşkelerinin, şurada ufak bir hata var, ne olur diye sormuş. Bu ikisi aynı doğrultuda ama şiddetleri farklı olan bir şey. O halde sonuç ya bu tarafa gider ya bu tarafa gider. Yani kuzey olma şansı yok, batı olma şansı yok. Kuzey doğu ya da güney batı olur. Sıfırda olmaz. Neden?
şiddetleri farklı. Şu kelime demeseydi, kuzey doğu güney batı olsaydı sıfır da olurdu. Bunu demediği için arkadaşlar sıfır kabul etmiyorsunuz. Yalnız 3 oluyor. Aman Allah'ım, bu ne? 3 boyutlu bir şekil arkadaşlar. Bir dikdörtgenler prizması üzerinde gösterilen ABC'nin bileşkesini soruyor. Şimdi bakın, uzaktan bakalım. Burada 4 birim, 3 birim, 5 birim. Aslında şunu söylüyor sana. Buradan dur diyor. Buraya git diyor. Oraya git diyor. Oraya git diyor. Buna biz cisim köşegeni diyoruz. Yani bir cismin alt uç noktadan üst ters noktaya gidişi. Şöyle düşünmenizi isterim arkadaşlar. Bakın şu 5. Bu 5 birimse A5. Onu biliyorum. Peki önce şöyle yapsaydım. Bakın buradan geldim. Yukarıya 3 birim gittim. Ucuna bunu ekledim. O da kaç arkadaşlar? 4. 3, 4 daha kaç yaptı? 5 yaptı. Yani şunu yaptım. 3, 4, 5. Bu 5 ile şu 5, şu 5 sana doğru gösteriyorum. Aradaki açı kaç derece? 90 derece. Anlaşıldı mı bu cümle? 90 derece olduğunu göre 5, 5 kaç yapacaktır arkadaşlar? 5 kök 2. Yani 3, 4, 5. 3 ile 4, 5'i verir. O 5 bu 5'i dik olur. Dik olduğu için 5, 5, 5 kök 2 olur. Bakalım ne diyor? 5 vektörün bileşkesi. Biraz aa bakın. Buradan başlıyorsun. Geldim. A, B, C'nin toplamı 0. Şimdi D, L'ye kaldı. D ve E'nin toplamı ne? Şu vektör. O vektör ne? Bursa, Balıkesir, Bingöl, Batman'ın B'si. Geçtim. Tamamız değil mi? Evet, 12 numaralı sorumuza gelmişiz. Yatay düzlemde duran cismin var bir tane burada 3 tane F1 kuvvetleri etki ediyor. Bunun hareket yönü ne olur? Arkadaşlar bileşke bulacağız. Bir şey yok. Bunun ucuna istediğim gibi başlayabilirdim. Bunu ekledim. 1'e 2. Bunu ekledim. Bileşke bu vektör. Yani batı. Bu kadar. Aa test 4'e mi geldik? Tamam arkadaşlar. Test 4 için ne yapıyoruz? Azıcık bekle. Git bir çay iç. İyi gelir.